Fizik 801, klasik mekanik, 30. ders. Tamam. Fiziksel sarkaç konusunu anlamada bazı sorunlarınız söz konusu ve fiziksel sarkaç hakkında biraz daha konuşmak istiyorum. İlk olarak genel hatlarıyla bu olaya bakalım. Burada tahta düzlemine dik, P noktası etrafında dönen bir cismim var ve C noktası da bu cismin kütle merkezi. Cismin kütlesi M ve bu nedenle burada bir kuvvet, Mg kuvveti var. Ve bu ikisi arasındaki uzaklık B olsun. Bu cismin bağ konumunu teta açısı kadar kaydıracağım ve salınım hareketi yapmasını sağlayacağım. Açıkça çivinin olduğu noktada bir kuvvetin olması gerekir. Eğer çivide hiçbir kuvvet olmasaydı cisim aşağı doğru G ivmesiyle ivmelenirdi. Aslında burada böyle olmayacaktır ama ben bu kuvveti dikkate almayacağım çünkü P noktasına göre tork alacağım. Bir boyutta yay konusunu incelediğimiz zaman F eşit M çarpı A idi ve bunun da yay için eksi K çarpı X şeklinde olduğunu söylemiştik ve buradaki eksi işareti geri çağırıcı kuvveti gösteriyordu. O halde şimdi oldukça benzer bir durum elde ediyoruz. Dönme hareketinde kuvvet yerine tork, kütle yerine eylemsizlik momenti ve ivme yerine açısal ivme gelir. Şimdi burada eksi R vektörel çarpım F var ve buradaki eksi işareti geri çağırmayı göstermektedir. Eğer P noktasına göre torku alırsam, konum vektörü B, kuvvet Mg ve bunları sinüs teta ile çarpmam gerekir. Bu durumda B çarpı Mg çarpı sinüs teta elde ederim. Buraya eksi işaretini koyabilirim. Bu da eksi P noktasından geçen eksen etrafındaki eylemsizlik momenti çarpı alfa açısal ivmesine eşittir ve açısal ivme alfa da teta 2 noktadır. Onları bir araya getiriyorum ve küçük açı yaklaştırımını kullanıyorum. Küçük açılar bu durumda eğer radyan biriminde ise sinüs teta yerine yaklaşık olarak teta kullanılır. Ve böylece hepsini bu tarafa getiriyorum ve böylece teta 2 nokta artı B çarpı Mg bölü P noktasından geçen eksen etrafındaki eylemsizlik momenti çarpı teta elde ederim. Şimdi bu benim küçük açı yaklaşımımdır ve bu sıfıra eşittir. Bu oldukça iyi bilinen bir denklemdir. Ve açıkça teta cinsinden basit bir harmonik harekettir. Çünkü bu sabittir. Ve böylece teta eşit teta maksimum ki buna açısal genlik de diyebilirsiniz. Çarpı kosinüs omega t artı fi şeklinde bir çözüm elde ederiz. Bu omega açısal frekanstır ve sabittir. Oysa burada omega teta 2 noktaya eşit olup açısal hızdır ve bir sabit değildir. Bu ikisi tamamen farklıdır. Şu açısal frekanstır. O halde bizler bu diferansiyel denklemin çözümünün omega eşit bu sabitin karekökünü vereceğini biliyoruz. Omega eşittir karekök B çarpı Mg bölü P noktasından geçen eksen etrafındaki eylemsizlik momenti şeklinde yazabiliriz. Ve böylece salınım periyodu 2pi bölü omegadır ve bu 2pi çarpı karekök IP bölü B çarpı Mg şeklindedir. Ve o halde dersin büyük bir kısmı için buna bağlı kalalım. Çünkü bunu çeşitli geometrilere uygulayacağım. Doğru yaptığımdan emin olmalıyım. Evet, doğru. Bu cismin kütlesinden bağımsızdır. Burada bir M olduğunu söyleyecek olsanız bile eylemsizlik momentini hesaplayacağımız bütün durumlarda eylemsizlik momenti ifadesinde de kütle olacaktır. Birazdan göreceğiniz gibi kütle kaybolacaktır. Burada 4 tane cismim var ve hepsinin eylemsizlik momentleri farklı. Hepsi tahta düzlemine dik olan bir eksen etrafında dönecektir ve onların periyotlarını tahmin etmek için deneyler yapacağız. İlk olarak çubuk ile başlayalım. O halde ilk olarak çubukla başlıyoruz. Burada bir çubuk var. Burası P noktası. Ve burası çubuğun merkezi. Çubuğun kütlesi M ve uzunluğu L.
Bu yüzden burada MG kuvveti var. Artık bunun hakkında endişelenmeme gerek yok. Sadece bu eşitliğe gidiyorum ve sanılan bu çubuğun periyodunun ne olduğunu bilmek istiyorum. Tüm bilmem gereken bu P noktasından geçen eksen etrafındaki eylemsizlik momentidir. Ve B uzunluğunun L'nin yarısı olduğunu zaten biliyorum. O halde P noktası etrafında salınım için eylemsizlik momenti nedir? Şimdi paralel eksen teoremini uygulamam gerekir. Bunu sınavda da yapmanız gerekiyordu. Kütle merkezi etrafında dönme için eylemsizlik bizim durumumuzda IC'dir. Eksenlerin paralel olması gerekir. Bu nedenle bu eksen tahtaya dik olan eksendir ve bu eksen de tahtaya dik eksendir. Artı çubuğun kütlesi çarpı P ve C noktaları arasındaki uzaklığın karesi. Artı M çarpı bu uzaklığın karesi. Yani B'nin karesi ve B kare 1 bölü 4 L karedir. Çubuğun bu eksen etrafında dönmesi durumunda eylemsizlik momenti nedir? Bunun için tabloya baktım. 8.01 dersini anlattığım için bunu hatırlıyorum. Bundan 2 ay sonra onu unutmuş olacağım. Bunu hatırlıyorum. 1 bölü 12 ML kare artı 1 bölü 4 ML kare ve sonuçta 1 bölü 3 ML kare olur. Ve bu durumda T periyodu 2 pi çarpı 1 bölü 3 ML kare şeklinde olan bu eylemsizlik momenti bölü B MG'nin karekökü olur. Ve bu geometri için B, 1 bölü 2 L'dir. O halde 1 bölü 2 çarpı L, MG ve beklediğim gibi M'leri her zaman götürdüğümüzü fark edin. M'leri götürüyorum ve aynı zamanda L'lerin birini de götürüyorum. Ve böylece 2 çarpı karekök 2 bölü 3 L bölü G elde ediyoruz. O halde bu çubuk için tahmin edeceğimiz periyottur. Birazdan kıyaslama yapacağımız için onu buraya yazalım. Böylece periyot 2 pi çarpı karekök 2 bölü 3 L bölü G'dir. Buradaki çubuğumuzun periyodu 1 saniyeye oldukça yakın olacak bir şekilde tasarlanmıştır. Bu bizim amacımızdı. O halde T için elde edebileceğimiz en yakın değer 1 saniyedir. Ve eğer bu T değerini bu eşitlikte yerine yazarsanız, bu çubuğun uzunluğunu eğer gerçekten tam ucundan dönüyorsa 37,2 santimetre olarak elde edeceksiniz. Bu yüzden bu uzunluğu yakalamak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Elbette bir belirsizlik her zaman vardır. Deliği nerede deldiğinize ve nasıl deldiğinize bağlıdır. 37,2 santimetreyi elde ederken belirsizliğin yaklaşık olarak 3 milimetre yani 0,3 santimetre olduğunu söyleyebilirim. Sahip olduğumuz değer budur. Bu yaklaşık olarak 370'te yaklaşık 3'lük bir hatadır. Bunu yuvarlayalım ve bu uzunlukta %1'lik bir hata eder. Uzunluk karekök içerisinde olduğundan %1'lik hata %0.5'lık hata eder ve böylece bu durumda periyot için tahmin edeceğim değer 1.000 artı %0.5 yani 0,005 saniyedir. O halde periyotta da %0.5'lik hataya sahiptir. O halde bu benim tahmini periyodumdur. Bizler 10 periyotluk gözlem salınımı yapacağız ve bir değer elde edeceğiz. Benim reaksiyon zamanım saniyenin onda birinden daha iyi değildir. Bir değer elde edeceğiz. Bu değeri de ona beleriz. Ve böylece her zaman periyodu belirleyebiliriz. Bu durumda periyodu iyileştirilmiş hata oranı ile saniyenin %1'i olarak belirleriz. Çünkü bu değeri ona böleceğiz ve bu değer de aynı zamanda ona bölünecektir. Ve bu değeri bir saniyeye ne kadar yakın olarak elde edebileceğimizi görelim. Çubuk burada. Zaman ölçen aleti açalım. Çubuğu denge konumundan biraz ayıracağız ve bir yerde durduğu zaman zamanı çalıştıracağım. Şimdi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fena değil. 9,92. Tahminler dahilinde doğru. 9,92 ve bu durumda bu. 0,992 artı eksi 0,01 olur ve bu tahminler için de iyi bir değerdir. Tüm bu dört cisim de bir saniye periyoda sahip olacak şekilde tasarlanmışlardır. Ve şimdi soru geliyor. Bu cisimler için periyodun bir saniye olması amaçlandığında boyutlarının arasındaki ilişki nedir? Şimdi bu diğer üç cismin periyotlarını hesaplayalım. Halka için, disk için ve sarkaç için. Sarkaçla başlayalım. Sarkaç için kütle merkezi burada. Burası P noktası. Sarkaç uzunluğunu küçük L olarak alıyorum. Onu sağ tahtada orada görüyorsunuz. O halde B eşittir L'dir. Bu P ve C noktaları arasındaki mesafedir. Şimdi P noktasından geçen eksen etrafındaki eylemsizlik momenti oldukça kolaydır. Bunun kütlesi yoktur. Tüm kütle burada ve büyük M'dir. O halde bu M çarpı L kare olmalıdır. Bu eşitliğe gidiyorum. Sarkaç'ın periyodu nedir diye soruyorum. 2 pi çarpı karekök L bölü G değerini elde etmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. Bunu daha önceden görmüştük. Fakat elbette bu şekilde daha karmaşık bir yolla da elde edebilirsiniz. O halde burada 2 pi çarpı karekök L bölü G elde ederiz. Şimdi halka için yapalım. Bu halkadır. Burada P noktasından salınıyor. Kütle merkezi tam olarak ortasında hiçbir şeyin olmadığı bir yerde. Tam burası kütle merkezidir. Ve böylece B mesafesi halkanın yarıçapıdır. O halde P noktasından geçen eksen etrafındaki eylemsizlik momentini hesaplamamız gerekir. Şimdi yine paralel eksen teoremini kullanmak zorundayız. Kütle merkezinden geçen, C noktasından geçen eksen boyunca dönme için eylemsizlik momenti, eğer R halkanın yarıçapı ise M çarpı R karedir. Tüm kütle halkanın çevresindedir ve tüm kütle kütle merkezinden R mesafesi kadar uzaklıktadır. Ve bu durumda paralel eksen teoremine göre bunu eklemeniz gerekir. Kütle çarpı bu mesafenin karesi ve bu mesafe R'dir. Böylece M R kare elde edersiniz. O halde 2 M R karedir. Bu durumda salınımın periyodu nedir? IP yani 2 MR kare bölü BMG'dir. B, R'ye eşittir. Yani RMG. R'leri götürüyorum, M'leri götürüyorum ve bunu daha önceden görmüştük. Bunu 21. derste türetmiştim. Her şeyi ders numarasına göre hatırlarım, ister inanın ister inanmayın. Şimdi bu durumda periyot 2R uzunluklu bir sarkaçın periyodu ile aynıdır. Bu halka içindir. O halde 2π çarpı karekök 2R bölü G elde ederiz. Kıyaslamalarını birazdan yapacağım. Sadece hepsini bitirmek istiyorum. Ve şimdi disk için yapmak istiyorum. Bu sonuncusu ama daha az önemli değil. Disk için şimdi yapmamız gereken eylemsizlik momentini hesaplamaktadır. Bu sizin sınavda karşılaştığınız problemle oldukça benzeşmektedir. Disk burada, katı bir disk. Burası P noktası, burası kütle merkezi fakat şimdi katıdır. Ve yine B eşit R'dir. P ve C noktaları arasındaki mesafe. Ve şimdi P noktasından geçen eksen etrafındaki dönme için eylemsizlik momenti, kütle merkezi etrafında dönme eylemsizlik momentidir. Tabloya bakarsanız, sınavda notların ön yüzünde verilmişti 1 bölü 2 mr kare.
Bu kütle merkezi etrafında dönme için eylemsizlik momentidir. Ve şimdi bu mb kare terimini eklememiz gerekir ve b eşit r'dir. O halde mr kare eklememiz gerekir. Bu durumda 3 bölü 2 mr kare elde ederiz. O halde salınımın periyodu nedir? 2 pi çarpı karekök 3 bölü 2 mr kare bölü bmg. B eşit r'dir. R, m, g. 2 pi kare kök. M'leri daima götürüyorum. R'leri götürüyorum. 3 bölü 2 r bölü g elde ediyorum. O halde buraya yazalım. Böylece 2 pi çarpı kare kök 3 bölü 2 r bölü g. Bu durumda bu dört cisim için periyot ifadeleri orada ve böylece şimdi anlamlı bir karşılaştırma yapabiliriz. Periyotlarının aynı olmasını istiyoruz. Böylece bu değerlere bağlı kalabiliriz. Böylece bunlara artık ihtiyacımız yok. Periyotların aynı olmasını istiyoruz. Zaten çubuğun periyodunun bir saniyeye yakın olduğunu saptadık. Bundan dolayı onları yeniden ölçmeyeceğiz. Onları hep birlikte salındırarak gerçekten aynı salınım periyotlarına sahip olup olmadıkları konusunda kıyaslama yapmak istiyoruz. Fakat bizler tasarlamış olduğumuz bu boyutların relatif oranlarını bilmek istiyoruz. İlk olarak çubuğa dönelim ve daha sonra çubuk ve sarkaç arasında bir karşılaştırma yapalım. Eğer çubuğa bakarsanız ve sarkacı küçük r uzunluğunda standart olarak kullanırsak bu durumda eğer 1,5 r küçük L'ye eşit olursa periyotların aynı olduğunu göreceksiniz. Pardon, bu çubuk içinde. Eğer 2 bölü 3 büyük L küçük L'ye eşit ise o halde çubuk için 2 bölü 3 L küçük L'ye eşittir. Dolayısıyla büyük L 3 bölü 2 L'dir. Büyük L bu sarkacın uzunluğunun tam olarak 1,5 katı olmalıdır. O halde bu uzunluk tam olarak bu kütle merkezine olan uzunluğun, bilardo topunun merkezine olan uzunluğunun 1,5 katı olmalıdır. Ve bu yapabileceğimizin en iyisidir. Şimdi halkaya dönelim. Halka için aynı bir saniyelik periyodu elde etmek için 2R uzunluğu sarkacın uzunluğu ile aynı olmalıdır. O halde 2R eşit L'dir. Bu durumda orada büyük L için bu durumda 1,5 küçük L olmalıydı. ...2R eşit küçük L olması gerekir. Bu çok anlamlı değil. Buradaki bu uzunluk halka çapıyla aynıdır. Hiç de açık değil. Ve şimdi disk için yapalım. Şimdi... ...3 bölü 2 R'nin yani 1,5 R'nin L olmasını istiyoruz. Yani R eşit 2 bölü 3 L olmasını istiyoruz. Yani 2R çapının 4 bölü 3 L olmasını istiyoruz. Ve diske baktığımızda gerçekten 4 bölü 3 olduğunu görmeniz zordur. Fakat sarkaçtan daha uzun olduğunu görebilirsiniz. 1 bölü 3 kat daha uzun olmalıdır. Fakat çubuk kadar uzun değildir. Çünkü çubuk sarkaçın 1,5 katı uzunluğundadır. O halde şimdi bu durumu tamamlayabiliriz. Ve şimdi burada... 2R çapının L'nin 4 bölü 3 katı olduğu duruma sahibiz. Ve şimdi onları hareket ettirebiliriz. Onları eş zamanlı olarak salındırabiliriz ve birbirlerini ne kadar uyumlu bir şekilde takip ettiklerini görebiliriz. Sizlere değerlerini vermenin bir anlamı yok. Çubuk 37,2 cm idi. Onu buraya yazayım çünkü bunu hesapladık. O halde bu 37,2 cm idi. Sanırım bu sarkaç için 24,8 cm'ye karşılık gelmektedir. Değerlerini hesaplamayı size bırakıyorum. Evet, 25. 24,8 doğru. O halde zamanı ölçmek artık çok önemli değildir. Sadece bu ikisinin nasıl bir arada gittiklerini görelim.
denge konumundan biraz ayırıyor ve daha sonra bırakıyoruz. Ve oldukça iyi bir uyum içinde hareket ediyorlar. Eğer yeterince uzun beklerseniz elbette bir fark olduğunu göreceksiniz. Onları tam olarak aynı yapamazsınız fakat birbirini oldukça güzel bir şekilde izliyorlar. Şimdi de çubuk ve diske bakalım. Birbirlerini çok güzel bir şekilde izlemektedirler. Her ikisinin de periyodu bir saniyeye oldukça yakın. Ve şimdi disk ile sarkacı birlikte salındırabiliriz. Ve birbirlerini çok güzel bir şekilde takip ettiklerini görüyorsunuz. Fakat yeterince uzun beklerseniz tabii ki periyotlarının farklı olduğunu göreceksiniz. Böylece bu benim fiziksel sarkaçlar üzerine son sözümdür. Fakat bu konu karşınıza final sınavında yine çıkabilir. Belki değil. Çıkacağından emin olabilirsiniz, size söylüyorum. Tamam. Şimdi diğer bazı ilginç salınımlardan bahsetmek istiyorum. Yine basit harmonik hareket. Orada gördüğünüz şey U şekilli bir tüp içerisindeki sıvıdır. Her iki tarafı açık ve her yerde aynı kesitte olan bir tübüm var. Ve içerisine sıvı koyuyorum. Ve su bu şekilde dengede ve sıvının kütlesi m. Rho yoğunluğuna sahip. Tübün alanı a ve sıvının uzunluğu l. O halde burası L. Sıvıyı denge konumundan biraz ayıracağım ve salınım yapmasını görmek istiyorum. Ve salınım periyodunu ölçüp ölçemeyeceğimi görmek istiyorum. Elimdeki sıvının toplam kütlesi alan çarpı uzunluk olan hacim çarpı rho'dur. Onu denge konumundan ayıracağım ve böylece bu taraf y mesafesi kadar daha yükseğe kalkacaktır. O halde bu durumda bu taraf y mesafesi kadar daha aşağıda olacaktır. Bu mesafe bu mesafeyle aynıdır. O halde şimdi sıvı buradadır ve daha sonra onu serbest bırakacağım ve sıvı salınım yapmaya başlayacak. Peki, salınım yapmaya başladığında öyle bir zaman gelecek ki tübün içerisindeki sıvı ileri geri çalkalanmaya başlayacak ve herhangi bir anda tübün içerisindeki sıvının hızı aynı olacaktır. Çünkü tüp her yerde aynı kesit alanına sahiptir. Her yerde aynı olacaktır. Eğer burada belli bir V hızı varsa bu durumda burada da, orada da, orada da hız aynıdır. Ve elbette bu hız y noktaya eşittir. Hız konumun birinci türevidir. Toplam enerjinin, mekanik enerjinin korunumunu yazacağım. Herhangi bir enerji kaybının olmadığını varsayıyorum. Muhtemelen bir miktar enerji kaybı söz konusudur. Sıvı içerisindeki sürtünme muhtemelen bir miktar ısı oluşturacaktır. Ve bu da enerjide biraz azalmaya neden olacaktır. Deneyi yaptığımız zaman bunu göreceksiniz. Şimdilik böyle bir durumun olmadığını varsayıyorum. O halde bu durumda sistemin toplam enerjisi, yani kinetik enerji artı potansiyel enerjinin toplamı nedir? Ve eğer bunun sabit olduğunu varsayarsak, birazdan göreceğiniz gibi salınım periyodunu hesaplayabileceğiz. Sıvının kinetik enerjisini hesaplamak kolaydır. Bu 1 bölü 2 m çarpı hızın karesidir. Ve hızın y nokta olduğu konusunda hemfikiriz. Bu y nokta kare olur. Şimdi potansiyel enerji. Buradaki potansiyel enerjiyi sıfır olarak alıyorum. U eşittir sıfır. Sıvı burada ve burada duruyor iken potansiyel enerjiyi sıfır olarak seçiyorum. Şimdi bu seviyenin üzerindeki kütleyi delta M olarak alıyorum. Ve delta M alan çarpı Y çarpı rho olur. Bu burada ne kadar kütlenin olduğudur. Bu kütle buradan alınmış ve buraya konulmuştur. Bu sıvıyı buradan alıp buraya koymak için ne kadar bir iş yapmanız gerekir? Bu iş sıvıyı buradan alıp buraya koymanızla aynıdır.
ve buradaki sıvıyı buradan alıp buraya koyduğunuz zaman bu durumda onu y mesafesi kadar yukarı taşımış olursunuz. Ve böylece çekim potansiyel enerjisi delta m, ki bu kütle miktarıdır, çarpı g çarpı h, burada h eşit y kadar artar. MGH, hatırladınız mı? Bu potansiyel enerjideki artıştır. Ve böylece delta m kütle miktarını taşıyorum. Onu y mesafesi kadar hareket ettiriyorum. Bunu aslında burada yapıyorum. Fakat elbette bu hiçbir şey değiştirmez. Ve o halde bu toplam enerji ve bu bir sabit. Dolayısıyla bu eşitliği A, L ve Rho cinsinden yazacağım. Ve böylece 1 bölü 2 A, L, Rho çarpı hızın karesi artı A, Rho, G, Y kare elde ederim. Ve bu da bir sabit eşittir. Çünkü burada Y var ve orada Y var. Bunu daha önceden yapmıştık. Bu enerjinin korunumudur ve basit harmonik hareketin periyotunu bulmak için bunun zamana göre türevini alırız. Bu arada bunu yapmadan önce bu delta M ve bu da A idi. Doğru mu? Evet. Böylece A'ları götürüyoruz, Rho'ları götürüyoruz ve kalanlarla devam ediyoruz. Ve böylece bu denklemin zamana karşı türevini alacağız. Bu bana 1 bölü 2 L çarpı 2 başa gelir ve üssü 1 olur. Ve böylece 2 Y nokta elde eder ve zincir kuralını uygularım. Böylece Y 2 nokta elde ederim. Burada artı G 2 başa gelir ve 2 Y olur. Daha sonra zincir kuralını uygularım. Y nokta elde ederim ve bu 0'a eşit olur. Y noktaları götürüyorum çünkü her iki terimde de Y nokta var. Bu 2, bu 2'yi götürür. Ve böylece Y 2 nokta artı 2 G bölü L çarpı Y eşit 0 elde ederim. Ve bu benim amacımdı. Çünkü bu açıkça basit harmonik harekettir. Çünkü bu sabittir. Ve aşağıdaki şekilde salınım yapacaktır. Y eşit Y maksimum çarpı kosinüs omega t artı fi şeklindedir. Bu periyotla doğrudan ilişkili olan açısal frekanstır. Omega açısal frekansı 2G bölü L'nin karekökünü eşittir. Ve böylece periyot 2π çarpı karekök L bölü 2G olacaktır. O halde bu salınım yapan bir sıvının periyodudur. Bunun sarkacın uzunluğu L bölü 2 olduğu zamanki periyoda eşit olduğuna dikkat edin. Hiç de açık değil, hiç de sezgisel değil. Burada düzeneğimizi görüyorsunuz. L'nin ne olduğunu bilmek istiyorum. Ve bu çok kolay değildir. Buradaki yarıçaptan dolayı eğer L'yi dışarıdan ölçecek olursam, bu değer içeriden ölçeceğim değere göre oldukça büyüktür. Büyük bir fark olmadığını düşünebilirsiniz ama oldukça büyüktür. Dışarıdan ve içeriden ölçülmesi arasında 9 santimetrelik bir fark söz konusu olur. Eğer ikisi arasındaki ortalama değeri alırsam 72 santimetre bulurum. Ve 1 santimetre hata yapabilirim. Eğer bu değeri L için kullanır ve bu eşitlikte yerine yazarsam, bu durumda beklenen periyodu 1,204 saniye olarak bulurum. Bu 1 santimetrik hatadan dolayı bu bana 0,01 saniye belirsizlik verecektir. Ancak periyodu ölçmeye başlamadan ve makul bir değer elde etmek için 10 salınım yaptırmadan önce sizi uyarmak istiyorum. Ölçeceğimiz periyot değerinin muhtemelen bundan daha büyük olacağı tahmininde bulunuyorum. Bunun iki sebebi olduğunu düşünüyorum. İlk olarak bu sıvının sönümü büyük olacaktır. Ne kadar hızlı söndüğünü göreceksiniz. Geçmişte sönümü hiç hesaba katmamıştık ve 8.01 dersinde de bunu yapmayacağız. Fakat sönüm periyodu uzatan bir etkiye sahiptir. Her zaman bunu görmezden geldik ve yapmış olduğumuz deneylerin çoğunda bu kabul edilebilir. Fakat sıvı için bu kabul edilemez.
Ama şimdi sizlerin üzerinde düşünmesini istediğim ikinci bir nokta var. Ortalama değeri kullanmam, yani dış ve iç uzunluğun ortalamasını kullanmam doğru mudur? Sanmıyorum. Bunun neden doğru olmadığı konusunda düşünmenizi istiyorum. L'nin benim diferansiyel denkleminin içinde nereye girdiğine dikkat edin. Muhtemelen doğru cevaba ulaşacaksınız. Ve alınması gereken asıl L değerinin biraz daha büyük olduğunu iddia ediyorum. Ne kadar büyük olacağını bilmiyorum fakat biraz büyük olmalıdır. Ve böylece bu ölçülecek periyot değerini beklenenden daha büyük yapacaktır. Bu yüzden istediğimiz değeri elde edeceğimizden çok da umutlu değilim. Fakat bu da iyidir. Çünkü sizler bunun neden böyle olduğunu, dikkate alınması gereken diğer faktörler olduğunu bilirsiniz. Bunu açıyorum. Şimdi açık mı? Sıfırlandı mı? Sınıfı tamamen karanlık yapacağım. Çünkü bu durumda sıvıyı görebilirsiniz. Aksi takdirde göremezsiniz. O halde şimdi sıvıyı görüyorsunuz. Eşitlikleri de görüyorsunuz. Tamam. Sıfırlandı. O halde şimdi bunu salındırmaya çalışayım. Çok büyük bir salınım yaptırayım. Çok hızlı bir şekilde sönüm hareketi yapıyor. Bundan dolayı çok büyük bir salınım yaptırmak istiyorum. Bu güzel. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fena değil. 12,18. Fena değil. Işık açalım. 12,18. Ölçülen 10T periyodu 12,18 saniye değil mi? Tamam, benim reaksiyon zamanım 0,1 saniye. O halde ölçülen T değeri 1,22 saniyedir. Ve şimdi buna artı eksi 0,01 saniye yazalım. O çok kötü değil. Aslında birbiriyle örtüşmektedirler. Eğer bu bir değerini buraya eklerseniz 1,21 elde edersiniz. Ve bu değerini ise buradan çıkarırsanız yine 1,21 elde edersiniz. O halde fena değil. Biraz daha yüksek olacağını beklerdim fakat mutlu olmak için yeterince yakındırlar. Neden L'nin biraz daha büyük alınması gerektiği hakkında biraz düşünün. Şimdi çok ilginç olan bir salınımımız daha var. Burulma sarkacı. Burada 2,5 metre uzunluğunda bir çelik tel var. Alt ucunda bir şeyler asılı ve onu denge konumundan biraz ayıracağız ve bu durumda sarkaç ileri geri doğru salınım hareketi yapacak. Bu burulma sarkacı olarak adlandırılır. Ve burulma sarkacının salınım periyodunu hesaplayacağız. Ve harika özelliklere sahiptir. Bir çeşit yay gibi, tek boyutlu bir yay gibi. Bir boyutlu bir yay durumunda periyodun salınımın genliğinden bağımsız olduğunu hatırlıyor musunuz? Elbette ki makul ölçülerde. Eğer genliği çok büyük yaparsanız bu durumda yayda kalıcı deformasyon elde edersiniz. Fakat yaylarda asla küçük açı yaklaşımını kullanmak zorunda kalmazsınız. Oysa sarkaçlarda kullanmak zorundayız. Bu burulma sarkacıdır. Ve burada bir çubuk ve burada bir ağırlık ve burada da bir ağırlık var. Bundan sizlere birazdan detaylıca bahsedeceğim. Buradan tavandan asılmış ve belli bir L uzunluğuna sahip. Ve burası P noktası. Ve onu bükeceğiz ve daha sonra onu salınım yapması için bırakacağız. Bu çubuk yatay düzlemdedir. Yukarıdan bakınca çubuğu böyle göreceksiniz. Ve P noktasını da burada göreceksiniz. Ve daha sonra onu denge konumundan teta açısı kadar ayıracağız. Ve bu durumda ileri geri doğru salınacaktır. Bu durumda P noktasına göre tork, yaydaki duruma oldukça benzerdir. Burada bir eksi işareti var ve bu işaret yine kuvvetin geri çağırıcı olduğunu göstermektedir. K yerine şimdi burulma yay sabiti olarak adlandırdığımız kappa var ve şimdi teta olarak adlandırdığımız açı var. O halde açıyla orantılı olarak bir tork oluşturursunuz. Oysa ki yaylarda biz doğrusal yer değiştirme ile bir kuvvet oluşturuyorduk. Şimdi açı ile doğrusal orantılı bir şekilde tork oluşturuyorsunuz. Ve bu P noktasından geçen eksen etrafındaki eylemsizlik momenti
çarpı alfadır ve alfa teta 2 noktadır. Böylece teta 2 nokta artı kapa çarpı teta bölü ip eşit 0 elde ederiz. Bu arada kapa burulma sabitidir. Bu durumda bir diferansiyel denklemimiz söz konusudur. Basit harmonik hareket elde edeceğimiz oldukça açıktır. Bu sabittir. Ve böylece teta eşit teta maksimum çarpı kosinüs omega t artı fi elde edersiniz. Bu sıkıcı olmaya başlıyor. Bu açısal frekanstır ve açısal frekans karekök kapa bölü p noktasından geçen eksen etrafındaki eylemsizlik momentidir. Ve bundan dolayı periyot 2π çarpı karekök eylemsizlik momenti bölü kapaya eşittir. Kapaya ne dersiniz? Kapa A tesir kesitinin ve L uzunluğunun bir fonksiyonudur. Ve aynı zamanda sahip olduğunuz malzemenin de bir fonksiyonudur. Çelik veya naylon malzemeye sahip olmanız kapada büyük fark yaratır. Tabii ki bu çok sezgiseldir. Önceki derste bir teli kopma noktasına kadar geldiğimizi hatırlayın. Young modülünü elde etmiştik. Bir telimiz ve telin ucunda asıl olan bir kütle vardı. Ve dikey salınımı tartışmıştık. Onu gerdik ve salınım yapması için bırakmıştık. Ve bu durumda aynen yayda olduğu gibi bir salınım elde ettik. Ve bu durumda bulmuş olduğumuz yay sabiti, Young modülü çarpı kesit alanı bölü uzunluk şeklindeydi. Ve bu hoş bir şeydi. Çubuk ne kadar kalın ise o kadar sert ve ne kadar uzun ise o kadar az sert. Burada da benzer bir durum söz konusudur. Fakat kapayı nasıl türeteceğinizin detayına tam olarak girmek istemiyorum. Biraz karışıktır. Fakat aslında aynı durum geçerlidir. Eğer teli kalın yaparsanız bu durumda kapanın değeri büyük olacaktır. Eğer teli uzun yaparsanız bu durumda kapanın değeri küçülecektir. Bu hemen anlaşılır. Eğer kısa bir çubuğunuz var ve onu bükmeye çalışırsanız çubuk yukarıdan kenetlenmiştir ve onu büküyorsunuz. Çubuk oldukça kısadır ve ona 10 derecelik bir açı vermeniz için oldukça büyük bir torka ihtiyacınız vardır. Eğer 100 metre uzunluğunda bir tel yaparsanız ve onu 10 derece bükmek isterseniz bunu yapmak çok kolaydır. Ve derhal burulma sabiti kapanın uzunluğun bir fonksiyonu olduğunu hemen görürsünüz. Uzunluk arttığında azalacaktır. Burada 2,5 metre uzunluğunda bir telimiz var. Ve telin kalınlığı yani çapı, bu bir piyano telidir, üreticiye göre 25 bölü 1 inçtir. Ve elimden geldiğince kapayı hesaplamaya çalışırsam bu durumda kapayı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 Newton metre bölü radyan olarak bulmam gerekir. Ve şimdi yapmamız gereken tek şey sistemin eylemsizlik momentini hesaplamaktır. Ve bu durumda sarkacın periyodunun ne olacağını tahmin edebiliriz. Ki bu benim amacım değil. Benim amacımın farklı bir şey olduğunu göreceksiniz. Çubuğa ve tele bakın. Tel o kadar incedir ki, bu nedenle P noktasından geçen eksen boyunca eylemsizlik momenti sıfıra oldukça yakındır. Onun karesiyle orantılı olduğunu hatırlayın. Fakat bunu ihmal edebilirsiniz. Eylemsizlik momentinin neredeyse hepsi bu sistemdedir. Sizler için bu sistemi büyüteceğim. İşte orada görüyorsunuz. Her iki tarafta da 200 gramlık kütleler var. 200 gram. Burada 0,2 kilogram ve burada da 0,2 kilogram var. Ve bu kütle yok denecek kadar az. Ve bu mesafe 30 santimetre. Ve bu mesafe de 30 santimetredir. O halde çok iyi bir yaklaşımla P noktasından geçen eksen boyunca dövme eylemsizlik momenti bu kütle çarpı yarıçapın karesi artı bu kütle çarpı yarıçapın karesi olacaktır. Böylece bu iki kat olacaktır. Çünkü iki kütle var.
Bu durumda 2 çarpı kütle çarpı yarıçapın karesi ve bu yaklaşık olarak 0,036 kilogram metrekaredir. Ve bunu denklemde kullandığım zaman kapanın ne olduğunu bulurum. En azından kapanın ne olacağı konusunda makul bir fikrim olur. Ve IP'nin ne olduğunu biliyorum ki bu gerçekten çubuğun kesit tarafından belirlenir. Bu durumda bu eşitliği kullanarak periyodun yaklaşık 60 saniye olduğunu bulacağım. Amacım sizlere bunun 60 saniyeye yakın olduğunu kanıtlamak değildir. Benim amacım oldukça ince ve uzun olan bu boyut için teta maksimum değerini oldukça büyük yapabileceğimizi sizlere göstermektir. 10 veya 30 dereceden bahsetmiyorsunuz. Daha büyük yapabiliriz. Ve sizlerle yapmak istediğim ne kadar büyük açıya gidebileceğimizi test etmektir. Bu sizin için ve benim için hayatımızdaki önemli bir meydan okuma olacaktır. Onu zarar vermeden ne kadar döndürebilirsiniz? Öyle bir zaman gelir ki eğer açıyı çok büyük yaparsanız ona kalıcı bir deformasyon verirsiniz. Artık tekrar orijinal konumuna gelemeyecektir. Aynı şey yaylarda da olur. Eğer bir yay alırsanız bu yayın salınım periyodunun onun geldiğinden bağımsız olduğu doğrudur. Fakat bu bir noktaya kadar geçerlidir. Eğer daha fazla uzatırsanız artık Hooke kanunu geçerli olmayacaktır. Böylece onu kalıcı olarak deforme edersiniz. Ve bu durumda periyot elbette uzamanın bir fonksiyonu olacaktır ve aynı şey burada da doğrudur. Eğer onu çok fazla bükersek bu durumda kesinlikle onu deforme ederiz. Ve bu durumda periyot teta maksimumdan bağımsız olmayacaktır. Bunları söyledikten sonra sizin tavsiyelerinizi almaya başlamak istiyorum. Bu yönde ne kadar bir açı ile başlamamız gerekir? Tele gerçek bir işkence yapmadan ne kadar açının makul olduğunu düşünüyorsunuz? Ve daha sonra zamanları yazacağım. Gerçekten 60 saniyeyi test etmekle ilgilenmiyoruz. Bundan çok elde edeceğimiz çeşitli açıları kıyaslamak istiyoruz. İlk olarak deneyeceğimiz açı. Bir fikri olan var mı? 30 derece mi? Ne? 6.000. İlk denemede mi? Sen acımasızsın. İlk denemede 6.000'yi denemek istiyorsun. Aklını kaçırmış olmalısın. Bir tur döndürmek istiyorum. Tamam mı? Bunun bir şey olmadığını düşünüyorsunuz değil mi? Sizin için çok kolay değil mi? Tamam. Teta maksimumu 360 derece yani 2 pi yapmak ve periyodu ölçmek istiyorum. Aslında 1 dakika alacak olan periyodu ölçmek çok gerekli değil. Periyodun yarısını ölçebiliriz. Yani anlayacağınız sarkaç durana kadar bekleyeceğiz ve sarkaç durana kadar olan zamanı ölçeceğiz. Bu periyodun yarısıdır. Aynen yaylarda olduğu gibi. Eğer burada durur ve orada durur ise bu periyodun yarısıdır. Böylece periyodun yarısını ölçeceğiz. Şimdi benim reaksiyon zamanımın ne olacağını bilmiyorum. Bu bir saniyenin onda biri olabilir. Çünkü durma anı çok iyi bir şekilde tanımlanmış değildir. Bunu göreceksiniz. Ben sadece tahmin yapıyorum. Muhtemelen saniyenin onda birinden biraz daha büyüktür. O halde haydi deneyelim. İlk olarak 360 dereceyi deneyelim. Buranın siyah ve buranın da biraz kırmızı olduğunu görüyorsunuz. O halde bunu bir tur döndüreceğiz. Bu olduğu noktaya tekrar geri geldi. Evet, bunu gördünüz mü? 360 derece. Tamam. Şimdi ilk olarak serbest bırakacağım ve durana kadar bekleyeceğim. Her zaman bunu yaparım ve bundan sonra zamanı çalıştırırım. Ve bu durumda tekrar durduğu zaman zamanı durdururum ve bu durumda periyodun yarısını elde ederiz. İlk olarak kendi içinden geldiği gibi yapsın. Oldukça yavaş, çok nazikçe. Yarım periyod için yaklaşık 30 saniye alacaktır. Şimdi onun dengede olduğunu göreceksiniz. Çünkü onu bir tur döndürünce denge konumuna gelecektir. Ve şimdi birazdan duracaktır. Durduğu anda zamanı başlatmak istiyorum. Şimdi. Tamam, şimdi tekrar hareket ediyor ve durana kadar bekleyeceğiz. Bu bize periyodun yarısını verecektir.
Tamam. Şimdi 28,75. Şimdi ne yapacağız? 3 dur. 5 dur. 3. Hepimiz üçün lehinde miyiz? Kim telde kalıcı hasardan sorumlu olmak ister? Hayatınızda sorumluluğu kabul eder misiniz? 3 çok fazla. 3 6 pi eder. Onu başlatabilirim. Çünkü durması oldukça bir zaman alacak. 3 dur. Öncelikle aşağı yukarı dengede olup olmadığından emin olmak zorundayız. Bu oldukça zordur çünkü çok yavaş hareket eder. Evet, dengeye yeterince yakın. Tamam, 3 dur. Saat yönde mi yoksa tersini mi döndüreyim? Hiç fark etmemesi gerekir. Birinci de bu yönde döndürdüm. Şimdi tersini mi döndüreyim? Evet mi? Tamam mı? Tamam. 1 2 3 6 pi. Piyano teli. Tamam. İşte gidiyor. Durduğu anda zamanı başlatacağım. Biraz zamanımız var. 6 pi. Eğer onu 3 tur döndürürseniz, bu durumda durmadan önce 6 kez dönecektir. Umarım bunu fark edersiniz. Biraz geç mi kaldım? Buna dikkat ettiğiniz için teşekkür ederim. O halde eğer 3 tur döndürür ve salınım yapması için bırakırsanız, durmadan önce ilk olarak 3 defa geri gidecektir ve daha sonra 3 defa da ileriye gidecektir. Şimdi çok daha hızlı döndüğüne dikkat edin. Fakat bir bütün olarak zaman oradaki değere çok yakın olmalıdır. 28,5. Oo, fena değil. Son haddine varana kadar devam edelim mi? Şimdi ne yapmak istiyorsunuz? Teli koparmak ya da ontur. Bunu görmeyi çok istiyorsunuz değil mi? Delice dönecektir. 10 tur. Bu kadar hızlı dönmesi şaşırtıcı değil mi? Hala 30 saniye olacak. Dengede olduğundan emin olmalıyım. Dengede değil. Buralarda bir yerde dengede olduğunu biliyorum. Hayır, dengede değil. Sanırım şimdi dengededir. Tamam. 10 tur değil mi? Hazır mısınız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zavallı tel. Onu serbest bırakarak salındıracağız ve ne olacağını göreceğiz. Durduğu anda zamanı başlatacağım. Efendim? Teşekkür ederim. Buna dikkat çektiğiniz için teşekkür ederim. Görüyorsunuz ne kadar hızlı dönüyor. Gerçekten tepesi atmış. Tüm hareketin 30 saniyede tamamlanması gerekir. Şimdi durma noktasına dönüyor. Şimdi durması için 20 dönmeyi 30 saniyede yapması gerekiyor. 10 dönmeyi denge konumuna gelmesi için, 10 dönmeyi de durması için. Bu sizin için şükran gülü, güle güle gösterisi olacaktır. Şimdi 29,2. Harika. Tamam, iyi bir şükran günü geçirmenizi dileklerimle.